Kurallar ülkesi Almanya'nın ilginç yasalarına bakacağız bugün. <laughs> Sadece Almanya'da programına hoş geldiniz. Bu programda böyle şeyler sadece Almanya'da olur dediğimiz şeylere yakından bakıyoruz. Almanlarla ilgili pek çok önyargı vardır. Dakiktirler, bürokrasileri çok gelişmiştir, patatesi ve birayı çok severler. Bu önyargıları bilemem ama bir tanesi var ki o kesin gerçek. Almanlar kurallara uyuyorlar. Yayalara kırmızı yanarken bomboş bir sokakta insanların yine de yeşil yanmasını beklediklerini gördüm. Ya da sipariş vermeye hazırlanırken kimsenin sizin önünüze geçmemesi oldukça güzel bir şey. Ancak her ülkede olduğu gibi Almanya'da da bazı tuhaf yasalar var. İlk olarak arabası olanları ilgilendiren bir yasayla başlayalım. Otobanda yakıtınızın bitmesi yasak. Yani elbette bu zaten istenen bir durum değildir. Arabayla bir yere giderken bir anda benzininiz biterse eminim ki siz de çok üzülürsünüz. Ancak Almanya'da bu üzüntünün yanı sıra bir de yasayı çiğnemiş oluyorsunuz. Yanlışlıkla benzininiz bitse bile yanınızda yedek bir benzin bulundurmak sizin sorumluluğunuzda. Kısacası eğer benzininiz bitmişken otobanda yakalanırsanız bu durum ehliyet puanınız yansıyor ve sistemde sizin adınıza eksi bir nokta olarak kayda geçiyor. Otobana çıkacaklar, aman dikkat depoyu fullley. Şimdi bir de komşuluk ilişkilerini ilgilendiren başka bir yasaya bakalım. Almanya'da gürültü büyük bir konu. Mesela evde bir parti verecekseniz apartmanda komşuların görebileceği yere bir not yazmanız gerekiyor. Sevgili komşular, biz cumartesi akşamı evimizde bir parti vereceğiz. Biraz gürültülü olabiliriz, aman kusura bakmayın. Ha bu arada isterseniz partimize siz de gelebilirsiniz. İmza 4 numarada yaşayan komşularınız. Bunun gibi bir not yazmanız gerekiyor. Ancak gürültüyle ilgili yasalar bununla sınırlı değil maalesef. Belirli müzik aletlerini apartmanda çalmanın kuralları var. Bangır bangır müzik karşısında yasaların olması anlaşılabilir bir şey. Ancak Almanya'nın Federal Yüksek Adalet Divanı bunu müzik aletlerine de uzatmış durumda. Kiralık dairenizde müzik aletinizi prova edebileceğiniz zamanlar sabah 8'den öğlen 12'ye, öğleden sonra 2'den akşam 8'e şeklinde sınırlandırılmış durumda. Ancak bu sınırlandırma sadece zaman dilimleriyle ilgili değil, aynı zamanda müzik aletlerine özgü bir takım sınırlandırmalar da var. Örneğin Piyanonuzu günde en fazla 2 saat çalabiliyorsunuz. Bateriniz varsa eğer bununla ilgili provalarınızı da yazın 45 dakika, kışınsa 90 dakikayla sınırlandırmanız gerekiyor. Kısacası gece yarısı size ilham gelirse bunun için sabahı beklemeniz lazım maalesef. Bu kuralları uygulayan bir numaralı güçle yani polisle ilgili bir yasayla devam edelim. Bu aslında Almanca dilinin ve Almanların halet ruhiyesinin güzel bir izahı. Şimdi Türkçe'de bir kişiye hitap ederken iki şansınız var. Ya sen diyeceksiniz ya da siz diyeceksiniz. Ancak ara sıra amca, teyze, abla, abi gibi saygı sınırları pek de belli olmayan hitap şekillerini de kullanabiliyoruz Türkçe'de. Peki Almanca'da durum nasıl? Almanca'da bir du var sen anlamında bir de zi siz anlamında. Ancak bu zi aynı zamanda siz hepiniz veya üçüncü dişil tekil şahıs anlamına da gelebiliyor. Birine du 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 diye hitap etmeye dutsen birine saygıyla zi demeye ise zitsen deniyor. Ancak polisle konuşacaksanız mutlaka Z'ye sadık kalmanız gerekiyor. Çünkü polise du diye hitap etmenin cezası 600 euro. Hatta bir takım argo kelimeleri kullanmak sizi bir geceyi nezarethanede geçirmeye kadar götürebilir. Aman dikkat! Siz en iyisi önleminizi alın ve polise her zaman Z diye hitap edin. Gelelim tatil günleriyle ilgili kurallara. Almanya'da pazar günleri her yer kapalıdır. Kafeler ve restoranlar hariç olmak üzere diğer işletmelerde kimseyi bulamazsınız. Süpermarket, kasap, manav, ekmek fırını, kitapçı, ayakkabıcı, alışveriş merkezi hepsinin kapısına kilidi vururlar. Pazartesi gününe kadar kimseyi bulamazsınız. Çünkü Almanya'da pazar günleri çalışmak kesinlikle yasaktır. Bu yasak aslında işçilerin haklarını korumak için konulmuştur. Ancak günümüzde özellikle küçük şpeytilerin yani bakkalların sahipleri bu konuya ısrarla karşı çıkıyorlar. Çünkü bu durum hem insanları biraz zor durumda bırakıyor hem de Almanya'nın turist çeken bölgelerinde ziyarete gelen kişilerin neye uğradıklarını şaşırmalarına neden oluyor. Ancak bu yasağı ayak uydurmak gerçekten Almanya'ya entegrasyon sürecinin bir numaralı parçası çünkü bütün hayatınızı pazar günü dükkanların kapalı olacağı düşüncesine göre planlamanız gerekiyor. Yani özellikle cumartesi akşamları süpermarketlerde uzun kasa zincirleri oluşuyor. İnsanlar bir sonraki haftanın alışverişini halletmeye çalışıyorlar. Bazı tatil günlerinde de süpermarketler kapalı olacak için insanlar sanki bir zombi saldırısı olacakmışçasına evine erzak toplamak üzere süpermarketlerin yolunu tutuyor. Son olarak bebek isimleriyle ilgili bir kuralımız var. Almanya'da bir bebeğin isminden cinsiyetinin anlaşılması gerek. Yani Hans mı, Helga mı bir bakışta okuyan kişinin anlaması gerekiyor. Bu aslında bir tık da ayrımcı bir yasa maalesef. Gerçi sanırım günümüzde bazı istisnaları var. Mesela Türkçedeki Deniz isminin burada sıkça tercih edildiğini gördüm. E bu da unisex bir isim. Dolayısıyla belki de anlamadıkları için bazı isimleri serbest bırakıyorlar. Ancak Almanca'daki maddi ismi mesela bir çocuğa konulmak istenmiş ve Alman yasaları buna izin vermemiş. İzin verilen isimler arasındaysa tam olarak hangi cinsiyeti kastettiğini ben anlayamasam da çok enteresan bazı isimler ler var. Örneğin Nemo ve Legolas isimleri Almanya'da izin verilmiş diye okudum. Gerçek mi? Onu bilemiyorum. Peki size hangi yasa en tuhaf geldi? Yorumlarda görüşlerinizi bize iletin. <laughs> 12 öğlen öğlen 2 ile merhaba. Cheese Wochenende.